Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Hatek. Ben size Hatek ile ilgili aslında bir önceki çalışmamda Hatek ile ilgili kendi özel çalışmam var arkadaşlar. Onları da size ben göstermiştim. Hatek ile ilgili arkadaşlar aslında size yaptığım çalışma, yaptığım analiz yani kısa süreli değildi arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3-5 yıllık bir süreyi de kapsayan analizi yaptım ben bu hissede. Ancak tabii sabırsızlık var. Şu an bizim ilgi alanımız olan kısım burası arkadaşlar. Birazdan büyük resmi daha bir kere daha hatırlatmak amacıyla tekrardan göstereceğim ama şu an bizim ilgilendiğimiz kanal aralığı burası. Burası bizim için çok kritik ve önemli bir noktaydı. Hatta alttaki noktaları farklı çizdim arkadaşlar. Dedim ki birkaç tane bizim için kritik nokta var. Bir, düşeni kırması. İki, bu hisse için zaten arkadaşlar ben bu çizimi daha önce de çizdiğim için daha önce izleyen takipçilerim illaki buradan faydalanmışlardır diye düşünüyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar Hatay'ın şu andaki dokunduğu yeri bu kanalın dip noktaları arkadaşlar. Bu kanalı zaten çok nadiren değiyor. Bakın altta zaten yakalayamazsınız da bir kere değmiş. Bir kere gelmiş. Ben de onu sonra hemen toplamış. Bu kanala arkadaşlar nadiren, çok nadiren değiyor. Yani alım fırsatı için uygun yerler aslında. Bu kanaldan bahsediyorum. Hisseyi de zaten düşürmüşler arkadaşlar. Ne kadar düşürmüşler? %48, %49'a kadar düşürmüşler. Bakın. Niye? Bu kanalı arkadaşlar değdiği zaman hisse tepki yükselişi yapıyor. Bakın. Şu an düşeni de kırmış. Şu an performansı iyi görünüyor. Düşeni de kırmış. Bu tepki yükselişlerinde ne yapıyor bu hisse? Bakın. Parayı ikiye katlamış arkadaşlar. Bekleyene. Bakın. Buraya değdikten sonra altını çiziyorum. Bu noktaya değdikten sonra parayı ikiye katlamış. Bir kere daha değmiş. Bakın. Bu noktada da tekrardan getirmişler. Bakın arkadaşlar. Hatta dibe getirmişler. Ben gene bu noktayı baz alıyorum. Bak altı baz almıyorum. Altı çizdim. Altını baz almıyorum. Bu noktayı baz alıyorum. En yüksek noktasına kadar. Bir daha getirmişler mi? Hayır, getirmemişler. O zaman burayı baz alacağız. Burada da hemen hemen iki katına kadar katlamışlar. Yani buraya getirdiğiniz zaman arkadaşlar bu dip noktalarda beklerseniz bir kat rahat var arkadaşlar. Yani şu andaki değerinin bir katı var ama biraz beklemeniz lazım. Şu hareketleri yapabilir. Yükseliş hareketi bundan sonra başlayabilir. Bu kısa resim arkadaşlar. Bu kısa resimde ben size şimdi destek direnç noktalarını da vereceğim. Sıkıntı değil. Ancak bakın. Hatay'ın zaten kanal aralığı buraydı arkadaşlar. Bakın buraydı. Oluşmuş kanal aralığı, oturmuş kanal aralığı buraydı. Bu kanalı değiştirdi. Buradaki kanala geçti. Hareket noktası artık bundan sonra burası. Hissenin kötü yeri olarak zaten buralar ben daha önceki videomda vermiştim. Size daha önceki çalışmam arkadaşlar o çalışma aslında 5 yıl en az 3-5 yıl geçerliliği var. O çalışmanın 3-5 yıl geçerliliği var. Yani 3-5 yıl hiçbir hisse analizine bakmasanız sadece benim o analizi inceleseniz bu hissenin geleceği ve geçmiş noktalarının hepsini görürsünüz arkadaşlar. Başka bir analize de gerek yok zaten. Uzun vadeli yatırımcıysanız. Kısa vadeli çünkü niye? Burada benim için şu mavileri ben kendim için çizdim arkadaşlar. Çünkü buradaki kanal aralıklar geliş benim takip noktalarım, kritik takip noktalarım bu kanallar. Şimdi birazdan göstereceğim onu da. Önce burayı verelim, sonra size büyük resmi vereyim. Hatek ile ilgili çalıştığım çalışma oydu benim için. Buradan sonra dediğim gibi tepki alımları gelebilir, güzel tepki alımları yapabilir. Bundan sonra yükseliş hareketi, endeksle ilgili sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Endeks şu an etkiler onu. Bu hissenin hareketlerini, o dediğim hareketleri yavaşlatır ya da gideceği seviye daha uzun sürede gitmesini sağlar ama buradan bu noktaya değdiği zaman güzel tepki alımları yapıyor bu hisse. Bu hissede ne beklenebilir? Bir, kırması gereken önde bir direnci var. Bir kere onu kırması beklenecek. 17.87. 17.87'yi kırması halinde beklenecek diğer direnç noktası bu hissede 19.37. Orayı da kırması halinde yaptırırlarsa eğer 21.90, 22 diyelim arkadaşlar. 22. 22. Peki hissenin aşağıda neyi var? Arkadaşlar aşağıda eğer şu nokta tekrar destek noktası olarak çalışacaktır. Aşağı getirirlerse destek noktası olarak çalışacak 16.71'i var. Tekrardan bu düşen kanala getirirlerse eğer güçlü destek noktası 16.23. Oranın da kırılması halinde hissede getirecekleri kötü yer olarak yani aslında hisse için iyi alım yeri de diyebileceğim noktalar 14.38'ler.
Zaten o noktalar geliyorsa arkadaşlar hisseyi en az bir ikiye katlıyorlar. Yani iki kat yükseltiyorlar beklerseniz. Bu noktalar kritik noktalar çünkü. Peki hissenin dibi yani kanalın dibi dediğim noktalarda arkadaşlar bu 12 12,5 rakamlar işte. 12'li rakamlar. 12,5 rakamlar kötü yerler hissenin en kötü yerler diyebileceğim. Çünkü ondan aşağısı başka kanala geçiyor. Artık dip kanala geçiyor. Peki Patek'te büyük resimle. Şimdi günü geçelim arkadaşlar. Birazdan bu değerleri yazacağım zaten ben. Ondan sonra tamamlayalım. Bu şey mavileri ben kendim için çizdim arkadaşlar. Sizin için de çizdim ama yani çünkü niye? Siz burada küçük resimle odaklanıyoruz ya. Ben burada küçük resimle ilgilenmedim. Benim için burada takip noktaları farklıdır arkadaşlar. Mesela benim için bu kanal aralığı nedir? Benim takip noktam 23'tür. 23'ü kırıp üzerinden atacak mı? Ondan sonraki takip noktam 35'tir. 35'i kırıp üzerinde atacak mı? İşte bunlar arkadaşlar. Hatek'te beklediğim hedefler. Ben Hatek'te en az şuraya kadar yani hangi bakalım bu kanal çizgisi nereye kadar geliyormuş. Ya bu 60'lı rakamlara kadar Hatek'i bekliyorum ben. 60'lı rakamlara kadar. Evet. Bu ise bunu yapacak. Daha üstünde yapabilir mi? Yapabilir. Ben ama 60'lı rakamlara kadar görüyorum arkadaşlar. 60, 50'ler. 50 ile 60 arası var. Hani beklerseniz tabii onlar ileride hedef olarak karşımıza çıkacak ve o hedefleri görecek zaten. Aşağıda kötü yerler işte aşağıda kötü yerlerde arkadaşlar bu kanalın üst limitleri var ya bu noktalar altına kırdırırlarsa zaten kanalın bedava olduğu nokta arkadaşlar bedava bedava şuralar bedava olduğu nokta bakın. Bu ise eninde sonunda o dediğim rakamları çıkaracaklar. Öyle de ya böyle çıkacak bir şekilde çıkacak ama aşağı getirirler mi? Getirebilirler arkadaşlar. Yani belli olmaz. Belli olmaz. Aşağı getirebilirler ama ben bu noktaların yani hissi bu kanal için kötü yerler olduğunu düşünüyorum. Bakın ne zamanki değdiği zaman en az bir kat hatta iki kat yerine göre çıkıyor arkadaşlar. Beklerseniz çıkıyor yani. O dediğim rakamları görecek zaten. Ondan sonra kırdıktan sonra artık farklı kanallara geçiyor arkadaşlar. Kanalı değiştiriyor bu hisse. Ama ben size büyük resmi göstermek için bunları çizdim. Ana kanal destek ve direnç noktaları bunlar oluşacak işte. Bunlara da yazalım. Ha bekleyin arkadaşlar. Beklemeyene bir şey yok. Bekleyene var. Bekleyene var. Beklemeyene yok. Yani sabırınız yoksa benim elimden bir şey gelmez arkadaşlar. Sabır dediğimiz olan nedir? Hisseyi olabildiğince bakın. Ben bu analizi daha önce yaptım zaten. Sizin buraların kötü yerler olduğunu bilmeniz lazımdı. Bakın bu noktalardan güzel tepki alımları yaptığını daha önceki videolarımda illaki söylemişimdir arkadaşlar. Buraları özel renkte çizdim. Bakın altını kırmızı renkte diğerlerini mavi renkte belirttim zaten. Bunlarla ilgili ben analizi yaptım, söyledim. Bu noktalar sizin için sürpriz olmaması lazımdı. 37 ve 22'si var. Aşağıda neyi var hadi. 16.71'i var. Kırmızı halinde 16.23. Orada kırmızı halinde 14.38 var. Arkadaşlar Hatek'te yakın zamanda bu rakamlar gözlemlenebilir. Ama şu an Hatek'te yukarı yönlü hareket başlamış. Endeksle ilgili sıkıntı olması o hareketini devam ettirecektir diye düşünüyorum. İlerisi için hedef olarak da işte o güzel hedefleri var arkadaşlar. 50 ile 60 arası rakamlar hissede beklenebilecek rakamlar. Bu ise bu rakamları zaten görecek. Öyle ya da böyle daha fazlası vardı. Ben şimdi mütevazı davranıyorum arkadaşlar. Daha fazlası var da. Şu an için yakın zaman yani yakın zaman dedim evet endeksle ilgili toparlanma olursa o hareketlere başlar yapar yani. Evet Hatek'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi farklı bir analize görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar.